İnşallah ve maşallah zikrindeki sırlar. İnşallah ifadesi Allah izin verirse demektir. Yüce Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 23 ve 24. ayetlerinde inşallah denilmesi gerektiğini şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de inşallah demenin önemini birçok hadisiyle bildirmiştir. Bir kişinin bütün sözlerinde inşallah demesi onun imanının kemalindendir. İnsanlar için inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur. İnşallah bir zikirdir. La ilahe illallah gibi, efendim, Sübhanallah gibi, Allahu Ekber gibi, Elhamdülillah gibi bir zikirdir. Allah'ı zikretmektir. Dolayısıyla bereketlidir. Maşallah ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 39. ayette yer almaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bağına girdiğin zaman maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Bu ayette maşallah kelimesinin önemine dikkat çekilmektedir. Maşallah Allah'ın dilemesiyle anlamında kullanılan bir ifadedir. Müminler Allah'ın yaratışındaki üstün sanatı ve kudreti ifade etmek istediklerinde maşallah, Allah ne güzel yaratmış der ve Allah'ı tesbih ederler. Maşallah ve inşallahı sık sık tekrarlamanın önemi. Küçük büyük her türlü olay Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleşir. Maşallah ve inşallah ifadelerini kalpten hissederek kullanmak, çevredeki kişilere de her şeyin sahibinin Allah olduğunu, her olayın kaderde ve Allah dilerse gerçekleştiğini hatırlatır. Her şeyi yapanın Allah olduğunu sık sık hatırlatmak insanlara çok büyük fayda verir. İnşallah maşallah'ta bir sır var. O sözde de, o zikirde dünya harekete geliyor. O zikrin içerisinde bir özel etki var. İnanın. Bak inşallah maşallah, inşallah maşallah dünya dayanamıyor. Ve küfür erimeye başlıyor. Bu söze dayanamaz küfür. İnşallah. Ve Mehdiyet'in kılıncıdır inşallah maşallah. Bir sır var ki biz bu kadar ısrarlı söylüyoruz. İnşallah. Tekrar söylüyoruz. Allah söylüyor, tekrar edemiyor, bir de tekrar ediyoruz. İnşallah. İnşallah ve maşallah zikirleri şirki darmadağın eder. Allah her şeyin üzerinde mutlak hakimdir ve her şeyi bir kader ile yaratmıştır. Bu kesin gerçeğe iman eden müminler Allah'a bağlılıklarının ve teslimiyetlerinin bir ifadesi olarak konuşmalarında inşallah ve maşallah ifadelerini sık sık kullanırlar. Bir şey gördüm müydü? Maşallah, Allah ne güzel yaratmış. Böylece şirkten kurtulmuş oluyoruz. İnşallah da Allah'ın izniyle, Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın kaderde yaratmasıyla. Her ikisi de anti şirk kelimelerdir. İnşallah ve maşallah şirke darbedir. Şirki darmadağın eden iki kelimedir. Nur suresinde Allah'a şirk koşmayanların dünyaya hakim olacağını söylüyor. Şimdi yarın ben bir şey yapacağım dersen, eğer Allah'ı unutarak söylersen, Allah'ın yaratacağını unutursan bu şirk olur. Ama inşallah Allah'ın dilemesini, Allah'ın kaderle yaratmasını yaratacağım dersen şirkten kurtulmuş oluruz, müşrik olmamış oluruz. Bir de bir şey ne kadar güzel dersen ona ilahlık vasfetmiş olursun. Ama Allah ne güzel yaratmış dersen şirkten kurtulmuş olursun. İnşallah ve maşallah ahir zamanda şirki parçalayan iki Allah'ın zikridir. Bu iki zikir şirki parçalar. Put parçalayıcıdır. İnşallah. İnşallah. İnşallah ve maşallah ifadelerinin İslam'ın dünya hakimiyetindeki önemi. Maşallah ve inşallah kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de yalnızca Kehf suresinde bir arada yer alır. Kehf suresi ahir zamana bakan çok önemli işaretler taşır. Bu kelimelerin ebced değerleri de mucizevi bir şekilde ahir zamana ve İslam'ın dünya hakimiyetine ait tarihleri verir. Maşallah kelimesinin ebced değeri şeddesiz 1987'ye, şeddeli 2016'ya, inşallah kelimesinin ebced değeri
Şeddesiz 1997'ye, şeddeli ise 2027'ye işaret eder. İnşallah maşallah dedikçe dünya hakimiyeti adım 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 ilerler. Bunun belirli bir sayısı var. İnşallah maşallah. O sayıya ulaşıldığında hakimiyette olmuş olacak. İnşallah. İnşallah. Onun için bol bol inşallah maşallah kardeşlerimiz kullansınlar. İnşallah maşallah adım adım İslam'a yaklaşma demektir. İttihat İslam'a yaklaşma demektir. İnşallah. Her dediğinde bir adım daha yaklaşırsın. Her dediğinde bir adım daha yaklaşırsın. İnşallah. O limit doluncaya kadar Allah'ın kastettiği bir limit var. O doluncaya kadar. Dolduğunda tamamdır. Maşallah. İnşallah. İnşallah ve maşallah zikri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin sırrıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri için onlardan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinden biri bir iş yapmak istediği zaman inşallah bu işi yaparım der diye buyurmuştur. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Mehdi talebelerinde en çok inşallah Mehdi talebelerini duyacağız. İnşallah hocam. İnşallah maşallah en çok kullananlar bu kilit kelimelerle dünyaya hakim olacaklar. İnşallah. Sırrıdır dünyanın. İnşallah maşallah. Dünya hakimiyetin sırrıdır. Mehdi talebelerin sırrıdır. Kilit kelimesidir. Kehf suresinde açıklanmıştır bu. İnşallah.